Halbuki mesela tarih çok sevdirilerek filmlerle anlatılabilir. Coğrafya gezdirerek de anlatabilirsin çocuklara. Parkta, bahçede de anlatabilirsin. Değil mi? Böyle geniş şeylerde, ferah. Fizik de mesela uygulamalı anlatırsın. Aklında kalacak şeyleri anlat. Çocuklar fizik formülünü ne yapsın ya? Unutacağı şeyi niye ezberletiyorsun çocuğa ya? Hammurabi kaç yılında doğdu? Ne yapsın kaç yılında doğdu? Kaç yılında doğduysa doğdu yani. Bana ne ya? Kimse de hatırlamıyor zaten. Ne? Kimse de hatırlamıyor zaten sonra. Ya Hammurabi ne bizim? Ne işimiz var ya? İşler Necdet abi olsun, ister Hammurabi olsun. Kimse kim? Değil mi ya? Bizi onların doğum tarihi, ölüm tarihi ne? Bizi ne ilgilendirir ya? Ne olur kafa beyin dayanmaz bana kardeş. Onun dedesinin de tarihini öğreneceksin, onun dedesini de öğreneceksin. Ya pratik bilgi önemlidir yani, pratik genel kültür. Genel kültür dersi yapılsın. Evet, çocuklar kültürlü, gölgü dersi de yok. Adap, edep dersi yapılabilir mesela. Edep, adap nasıl olur, görgü nasıl olur, kalite nasıl olur? Mesela nasıl bir genç kız nasıl yürür, bir genç bir hanıma karşı nasıl davranması gerekir, nezaket nedir, terbiye nedir? Değil mi? Mesela ilk yardım nasıl yapılabilir? Hastalıkların genel özellikleri anlatılabilir. Mesela adam biri bayılıyor, ne yapacağını bilmiyor. Tepe takla adamı ters çeviriyorlar. Şey yapıyor. Tansiyondan adam ölmüş, şey yaralanmış oluyor. Bayılmış oluyor. Adamın tepesini sen dikiyorlar. Büyük bir tehlike. Allah size geçsin. Çok özür dilerim. Nala, Hamur abi. Hayır, halk da bilgisiz oluyor ya. Geçenlerde bir tanıdık adama masaj yapmışlar. Köye gitmiş, her yerim ağrıyor kurmuşlar. Adamın kaburgasını, her yerini kırmış adam ya. Aynen kırmış yani. Masaj yaptırıyorum yani. Ya kardeşim böyle akıl almaz sakatlanma falan. Yani pratik bilgiler verilebilir gençlere. Genel kültür, mesela sevgi dersi. Sevgiyi öğretmenler sürekli işleyebilirler. Nezaket falan. Mesela internette konuşuyorlar, adamlar zırvalıyor birçoğu. Abuk subuk yani, çok nefret dolu ya. Bunlar değişebilir. Yani temizlik nasıl olur? Temizliğin detayları öğretilebilir. Bilmiyor birçoğu temizliği. Çocukların cildi çoğu bozuk. Genç kızlara da bakıyorum. Sonra da benim yanıma gelince birçoğunun cildi düzeliyor. Bilmiyorlar kendilerine bakmayı. Yemek yemeyle bilmiyorlar. Önlerine gelirse ne bulursa yiyor. Çok sağlıksız oluyorlar ya. Yani. Gencecik yaşta, 19 yaşında bambaşka bir şey olmuş. Yani sonra mesela ben biraz ilgileniyorum falan, bayağı aslan gibi oluyor, bayağı güzel oluyor. Ya ben bu felsefede okurken, İstanbul Üniversitesi'nde, oradan biliyorum. Akademide de öyle. Bir Kant'i, orada işte gazoz var. Sandviç var. En alası peynirli sancı, yok sucuklu. Evet. Ya sandviçe bak da izah gel ya, sucuklu. Bir de çiğ sucuk ya. Ya. Evlere şenlik yani. Üstüne de gazoz. Ya yani bütün her yerde, öğrencinin olduğu yerde besleyici yiyecekler bulunması lazım. Mesela ayranın iyisi, değil mi? Ekmeğin, yok sandviçte neyse onların iyisi böyle. Beslendiklerinde onlar da alerji yapmayacak, sağlıklarını bozmayacak, kolesterollerini yükseltmeyecek şekilde olması lazım. Yani ancak dolduruyorlar okullara çocukları. Ha babam, ne babam, işte profesör geliyor. Oleik asitler, palmitik asitler. Olefinler falan dedim böyle. Ya tamam da yani çocuğun kafası, beyni falan. Ona ihtiyacı olan şeyler öğretmek lazım. O ne ilgileniyor? Unutacağı %100 olan şeyi niye öğretiyorsun ya? Mesela tıpta da acayip yükleniyorlar nefes almadan. Bütün kitabı ezberletiyor adeta. Ya pratik öğreneceği şeyleri branşlarına başta ayırın. Değil mi? Mesela adam cerrahi ise direkt başta var, pratik olarak öğretin. Direkt girsin adam. Mesela ameliyatlara sok, göster. Orada pratik olarak anlat. Pratik önemli. Adam mesela ihtisas için doğuya gönderiyor. Oradan geliyor, buradan bilmem ne, yine bir mecburi hizmeti daha var. Bir bitiyor, saç baş dökülmüş, bembeyaz olmuş bir doktor.
Perişan. Bir de maaşları da az zaten. Bir de hasta yakınları saldırma modası çıkarttılar. Kapıyı pencereyi kırıp acilin camdan aşağı indirip içeriye kahramanlık zannediyor. Ya o insan akşama kadar ayakta, acayip zor bir şey. Kan revan içinde adamlar geliyor. Bağıranlar, çağıranlar, feryat edenler. Ne kadar zor bir şey ya. Biraz anlayışlı davranmalı lazım.